Hani sen sosyal medyanı kapatıyordun, giderken anlaşmıştı. Kapattım, tekrardan açtım. Neden? Canım sıkıldı, video film izliyorum orada. Bu olaylar seni nasıl etkiliyor? Mesela bak bütün herkes tepkili. Senin tepki gösterdiğin Remzi bile ki sizin tarafınızdan sen mi öldürdün diye ilk suçlanan kocası olarak, yani bir cinayette ilk şüpheli biliyorsunuz ne yazık ki. Eş, koca, neyse işte sevgilidir. İlk başta o mu öldürdü dediniz. İbrahim Bey'in dışında hepiniz Remzi'nin öldürdüğünü düşünüyordunuz. Nevrigül'ün kayıpken, öyle değil mi? O bile diyor ki hayır diyor, yani benim karım intihar etmemiştir diyor. Mesela sende hiç öyle bir şey yok. Sen hala da onu daha çok seviyorsunuz. Ben daha kızınız mıyım değil miyim desin. Bak öldü artık. Hiç kıskanacak kimsen kalmadı Nazmiye. Abla kıskanmak gibi bir niyetim yok benim. Sadece beni dışlıyorlar. Oh. Benim tek gücüme giden bu. Nasıl dışlıyorlar? Yor. Kim dışlıyor seni? Annem gel. Annem. Annen mi? Ne yapıyorum sana? Bana bir söylesene. Hakikaten bir söylesene, ne yapıyor? Ben söyle, de merak ettim. Söyle, ne yapıyorum sana? Onu söyle. Söyle avrucum, hadi kızım. Söyle, ne yapıyorum? Yani zamanında beni tersiz, salak yerine koydun, kızını akıllı yerine koydun. He? Bak. Salak yerine... Ama korkuyordum Nazmiye. O kurnaz diyordum. O akıllı diyordum. Hani böyle ne bileyim yani erkek gibi kız diyordum. Al, erkek gibi kız. Çünkü senden nasıl korkuyordum? Bir yere gitmeni istemiyordum. Gezmeni istemiyordum. Zamanında kızına niye sahip çıkmadın aynı şekilde? He? Ona da çıktı. Çıkmadın mı? Akıl vermiyor muydum ona da? Yavrum işte çıktı vermiyor çıkmadı diyorsun Nazmiye. Baksana ama kızın sonu işte He? ortada değil mi? Bak Nazmiye artık hiç kıskanacak kimse kocasının kalmadı ortada, farkında mısın? Nazmiye. Kıskanmak gibi niyetim yok. Ya sen çünkü el lafa kanıyorsun Nazmiye. El lafa kanıyorsun. Sen bana bir derdini anlatmıyorsun. Benden saklıyorsun. İyi yapıyorum anlatmamak. Saklıyorsun Nazmiye. Korkuyorum çünkü, korkuyorum. Bak ablam da anlatmadı bana dertlerinin ne hale geldi. Ninemle aranızda çok fark var biliyor musun? Anlatsaydı ne var, bana ne var? Şimdi benim ninemle arasında çok fark var. Kimin? Tabii, ninenle arasında çok var. Ya bir unday domates indiriyorum, bir elim telefonda. Neredesin, Nasıl? Neredesin? Dur bakayım Sedat, bir dur ya. Nasıl? Sen her şeyi kocana yetiştiriyorsun, ninem öyle değil işte. Ne yetiştirme? Kocama ben ne yetiştiriyordum Nazlı? Sen yetiştiriyorsun, ninem öyle değil. Ne söylüyordum? He? Tamam anne, olmuş bitmiş mi? Hayır, bir şey söyleyeyim, eve gittikten sonra hani biraz daha sakinleşecektiniz, o ortam olmadı mı yani? Oldu. Sakinleştim. Buraya gelmeden önce de kafayı yedim evde, delirdim. Neden? Abla psikolojim bozuldu artık. Dışarıya çıkamıyorum, dışarıya çıkartmıyorlar. Bakkala gidip geliyorum. Peki neden? Bunalıma girdim. Tamam, ama neden çıkartmıyorlar? Hadi şu katiller ortaya çıkmadı. Tamam. Aynı şey benim başıma gelecek diye. Heh, yani senin başına da benzer bir şey gelmesin diye değil mi? Ne güzel. Yani sen seni koruyorlar o zaman değil mi? Aynı kötü netice Allah korusun. Senin başına gelmesin diye anne, baba, abi olarak seni koruyorlar. Senin böyle bir kötü durumla karşılaşmanı istemedikleri için sana tedbir uyguluyorlar. Peki sen de evde bir sürü huysuzluk yapıyorsun. Neden seni buna rağmen bu kadar koruyup kollamaya çalışıyorlar? Sence nedeni ne? Aynı şey benim başıma gelmesin. Heh, peki neden gelmesini istiyorlar? Korkuyorlar. Tamam, neden korkuyorlar ama? He? Onu bilmiyorum. Seni sevdikleri için olabilir mi acaba? Hı? Neden? Seni yani evde tutup da sen de alıp da iki su yerleri silmiyorsun. Değil mi? Yapıyorum ya. Tamam işte biliyorum ben seni. Ben konuşuyorum aileyle. He. Bir de evde huzursuzluk da yaratıyorsun sürekli. Neden buna rağmen seni evde tutmaya çalışıyorlar? Yok, ben evde huzursuzluk yaratmıyorum ki. Yapımı içiyorum, vuruyorum, kafaya yatıyorum. Neden hep başına durmaya çalışıyorlar? İşte koruyorlar, sahip çıkmaya çalışıyorlar. Neden ama neden? Bunun nedeni ne? Sevdikleri için. Hı? Bir daha yüksek sesle söyler misin? Sevdikleri için. Sevdiklerimiz için, ablanın katillerini bulamadığımız için serbest geziyorlar. Ortada yok, var da yok. Ortada çıkacak, çok büyük oyun var. Heh, çok büyük oyun var ama oyunu çözemiyorum, bulamıyorum. Abla şimdi beni bir de, abim aradı. Bir de yani senin de bulunduğun ortam aynı ortam. Farklı bir ortam değil. Şimdi o ortamın içinde bu kız intihar etmiş, öldürülmüş falan, hani artık onu bekleyeceğiz sonucunu. Ama sen de aynı ortamın içindesin. Ben çıktım ortamdan. Peki bu videoları niye çekti? Hangi video? Abla nereden buldunuz? Sen nereden buldun diyorlar. Kamuya açık. Ben yani arayıp da şifrenizi kırıp girmiyorum ki. Yayınlıyorsunuz. Kim bu şarkıyı sana gönderiyor? Beni faili meçhul yaptılar falan filan. Barış mı gönderiyor sana bunu? Yo, sen de ona mı? Yok, o şarkıyı TikTok'ta buldum, çektim TikTok'tan. Ha, kime attın sonra? Barış'a mı attın? Kimseye. Diğeri neymiş? Hani giderken bu söz vermemiş miydi kapatacağım diye? Ben yanlış mı hatırlıyorum her şeyi? Aa, kapattım, normal bir tane yeni sayfa açtım kendimi. Ne fark ediyor? TikTok çekmek için, o da canım sıkılıyor evde, bunalıma giriyor. Tamam da ailen de diyor ki biz yas tutuyoruz diyor kızım diyor. Hayır, ben paylaşmıyorum ki. Bunu sadece Instagram'da paylaştım bunları. Orası da aynı, orası da aynı. İşte belki de senin bu tavrın ve aynı ortamın içinde senin ablanın bu şekilde bulunması. İşte sen diyorsun ya beni dışlıyorlar. Ailen de sana diyor ki senin ablan öldü. Aslında daha ne zaman bulduk biz cesedi? Kasım kaçıydı ayı? 18 Ekim. Daha bir ay geçmedi. Hani daha bizde bir adettir ya hani 40'ı çıkar. Sonra da işte insanların demiş işte keşke ölsün, ben öldüreceğim, ben öldürttüreceğim falan demeleri. Sonra senin bu videoların gene aynı ortamın içinde bulmasından da ailen sana kızım sen ne yapıyorsun diyor. Sen de kızıyorsun. Ben son derece haklı buluyorum. Ha belki tavırları yanlış olabilir. Tavır olarak ama sana bunu sormasınlar mı Nazmiye? Ya sormaya hakkı tamam, var. Sonra tamam kuzenin de işte bağlanıp diyor ki Nazmiye zaten Nevrigül'ün ölmesini istiyordu diyor. Nevrigül de şüpheli bir şekilde ölünce ailen sana sormasın mı? Kızım sen de hala bak buralarda hiç bir üzüntü emaren bile yok. Böyle de diyormuşsun. Senin sevgilin onun da sevgilisiymiş. Sormasınlar mı? Cevap versene Nazmiye. Bu dosya böyle kapanmasını istemiyorum Nazmiye. Cevap ver Allah'ın aşkına, cevap ver. Bu dosyanın böyle kapanmasını istemiyorum ben. Ya ben çok mu istiyorum? Bak ikide bir de benim üstüme geliyor. Tamam hadi söyle annem söyle. Kapanmasını istemiyorum. Kızımın katilinin çıkmasını istiyorum. Yakında evleneceksin, anne olacaksın bir zaman sonra, çocuk alacaksın. Ay evlenmiyorum ya, kaçıp gideceğim yanınızdan ya. Aynısını evladımla çıkmasın ya. Evladımla gördüğün zaman ne yapacağım? Benim çektiğimi çekeceksin. Sen de belki bir evladına söyle diyeceksin. Doğru söylüyorsun zamanında. Ama bu arada kaçacağım diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki beni salmıyorlar diyorsun. Ben istesem giderim abla. Benim önümde hiçbir engel yok. Sadece yeter ki ben isteyeyim. Kimse benim önümde duramaz. İlla ki bir yolunu bulur giderim. Bak kızım. Ama ben kendi isteyerek duruyorum. Bak kızım Allah'a büyük konuşmuyorum. Rabbim benden bu canı almadıktan sürece ben bu işin arkasındayım. Doğru. Cumhurbaşkanımıza da, Adalet Bakanımıza da, İçişleri Bakanımıza da, Sayın Savcımızdan da, Müge ablamdan da, hocalarımdan da ellerinden öpüyorum. Bu konuda bana yardımcı olsunlar. Bu vicdansızlar ortaya çıksın. Bugün benim kızım, yarın başkasının kızı olacak. Yani bu ülkenin evlatları, hepimizin evlatları. Hiçbirisinin canına zarar gelmesin. Görsün yani nasıl oluyormuş. Bence de öyledir. Adalet sistemi neymiş? Ağır bir ceza versinler. Hepimizin evlatları var. Kız tam bir şey anlatıyor. Gene aynı şeyi söylüyorsun. Yani kızın da kendini yerine koyduğunuz zaman siz de kızı bir dinlemiyorsunuz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.